Merhabalar. Bugünün gündemi sabah saatlerinde belli oldu. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevinden alındı ve yerine kayımlar atandı. Biz şimdi bu konuyu Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'la görüşeceğiz. Cihan Bey telefon hattında bizimle birlikte olacak. Cihan Bey merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Merhabalar, evet duyuyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bu karara hukuki gerekçe olarak ne gösteriliyor Cihan Bey? Hukuki gerekçe olarak görebildiğimiz kadarıyla belediye başkanları hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar gösterilmiş durumda. Ancak tabii şöyle bir durum var. Bu soruşturma ve kovuşturmaların bildiğim kadarıyla tamamı ya da bir ikisi istisna olabilir. Seçimden önce açılan soruşturma ve kovuşturmalar, yürüyen soruşturmalar ve devam eden davalar, kovuşturmalar. Dolayısıyla hani ortada yeni bir durum yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun onayından geçmiş, onay almış, hukuken seçilmesine engel olmadığı tespit edilmiş mahkeme kararıyla, ki Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme sonu tahlilde. Buna rağmen böyle bir gerekçe gösterilmiş. Tabii burada bu meseleye ilişkin olarak çok şey söylenebilir ama en temel meselelerden birisi masumiyet karinesi meselesi. İkincisi bu işlemin, bu İçişleri Bakanı'nın işleminin dayandığı yasa maddesi kanun hükmünde kararnameyle, olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 5233 sayılı belediye kanuna eklenen bir ek fıkraya dayanıyor. Yani dolayısıyla yasa hükmünün kendisi son derece tartışmalı bir yasa hükmü. KHK ile ihtas edilmesi hasebiyle. İkincisi bu hukuksal durum, yani görevden alınan belediye başkanının hukuksal durumu seçimden önce neydiyse bugün de aynı durumda. O konuda da yeni bir gelişme, değişme yok. Üçüncüsü masumiyet karinesi. Yani henüz devam eden bir soruşturma var, kovuşturma var ya da sonuçta bu kişiler, bu belediye başkanları, 3 ilin belediye başkanı aklanabilir, beraat edebilirler. Dolayısıyla bu kadar ağır bir işleme, bu soruşturma, kovuşturmalar gerekçe gösterilerek yapılması hukuken kabul edilemez bir durum. Buna ilişkin daha önce de, yani 2016 yılında da aynı şekilde aynı gerekçelerle işlem idas edilmişti. Ama burada tabii şuna dikkat çekmek isterim özellikle. 5293 sayılı belediye yasası, 5393 sayılı belediye yasasında aynı madde, yani 45. maddesinde şöyle bir ikili ayrım var. Dilerse İçişleri Bakanlığı, dilerse boşalan belediye başkanının koltuğuna yerine meclis üyelerinden herhangi birisinin seçilmesine de vesile olabilir. Bu konuda da bir talimat verebilir. Nitekim Ankara'da, İstanbul'da ve sanırım Balıkesir'de bu yol izlendi. Belediye başkanları istifa ettirildikten sonra bunların yerine belediye meclisi kendi içerisinde ve belediye meclisi üyelerinden birisini başkan vekili olarak seçti. Seçim sürecine kadar da bu kişiler yönettiler belediye başkanlarını, yürüttüler. Dolayısıyla bunun tercih edilmeyi, doğrudan bir atanmış kişinin, valinin bu koltuğa oturtulması tamamen yani en hafif deyimiyle bir idari darbe, bir siyasi darbe olarak adlandırmak pekala mümkün. Peki şu anda belediye meclisinin konumu ne? Çalışmaya devam edecek mi? Ne şekilde bir gelecek öngörüyorsunuz? Biraz önce bahsettiğim KHK ile yapılan değişiklik de şöyle bir hüküm de getirildi. Bu eklendi belediye yasasına. Kayyum eğer gerekli görmezse belediye meclisini toplamayabilir, ki 2016'dan 31 Mart'a kadar ki süreçte kayyum atanan 96 belediyenin hiçbirinde belediye meclisi toplanmadı. Onun yerine yine yasa hükmünde zikredildiği üzere belediye encümenin memur üyeleri,
belediye meclisinin görevlerini yürütüyor. Yani atananlar. Atananlar ya da işte memur olanlar, işte daire başkanları, genel sekreter gibi memurlar, yani kamu görevlisi olan kişiler, bunlar seçilmiş kişiler değil tabii ki, atanan ya da işte kamu görevlisi olan kişiler. Dolayısıyla hani seçim demokrasisi, seçim hukuku, sandığın hani değiştirme, dönüştürme gücü bu vesileyle bütün bir bütün olarak hem belediye başkanlığı açısından hem belediye meclisi açısından bir bütün olarak bypass edilmiş, askıya alınmış oluyor. Bir geçicilik anlatımı var uygulamayla ilgili yapılan resmi açıklamada. Yani görevden alma geçicidir derken bu geçiciliği nasıl anlamak lazım? Şimdi görevden alma değil, aslında bunun hukuksal olarak karşılığı ya da tam olarak karşılığı şu: açığa almadır. Evet. Açığa alma 657 sayılı devlet memurları kanununda da var. 5393 sayılı belediye yasasında da var. Burada belediye başkanı bu meselede belediye başkanı açığa alınmış durumda. Zaten atanan kayyumlar, valiler belediye başkan vekili sıfatı olarak bu işi yürütüyorlar. Ve her tam hatırlamıyorum ama 2 ya da 3 ayda bir, sanırım 3 ay olması lazım, 3 ayda bir bu karar gözden geçiriliyor. Dolayısıyla bu karardan rücu etmek, yani geri dönmek her zaman için mümkün. Yani bu 3 ayda beklemek zorunluluğu yok bu işlemi yapan idarenin, İçişleri Bakanlığı'nın. Dilerse hemen yarın da ya da 3 ay sonra da belediye başkanlarını göreve iade edebilir. Bu konuda dolayısıyla yani buradaki geçicilik kavramından anlamamız gereken mesele tam olarak bu. Peki itiraz şu anda gündemde mi veya nereye itiraz yapılıyor böyle bir durumda? Şimdi tabii bu muhtemelen buna siyasi partinin hukuk komisyonu falan karar verecek ama kabaca şunu söylemek lazım. Buna karşı itiraz yolundan ziyade dava yolu var. İdare mahkemesinde dava açıyorsunuz. Bu işlemin iptali yürütmesinin durulması ve iptali talepli bir dava açma hakları var belediye başkanlarının. Geçmiş dönemlerde, yani 2016 yılındaki kayyum atamalarında bu yol denendi. Ancak o dönemki mahkeme uygulamaları bu olağanüstü KHK'nin bir hükmünden kaynaklı olarak ihdas edilmiş bir işlem, alınan bir karar. Dolayısıyla biz bunu inceleyemeydi. Esasa girmeden usulen bu davaları reddettiler. İstinaf mahkemesi de onaylandı. Şu anda bu davaların, bu 2016'daki kayyum atamalarının bir kısmı Anayasa Mahkemesi önünde görülüyor. Peşi sıra oradan da eğer bir karar çıkmazsa muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular yapılacak diye tahmin ediyorum. Peki Cihan Bey, yani aslında seçimlerden bu yana çok da fazla bir zaman geçmedi. Hatta kimi iyimser yorumcular bir yumuşama sürecinin gündeme gelebileceğini, yeni bir yapıcı bir dönemin şekillenebileceğini, Öcalan, barış çağrısı vesaire, silah bırakma çağrısı gibi çeşitli iyimser tahminlerde bulunurken bu sabah böyle bir gelişmeye uyandık. Sizi şaşırtan bir gelişme miydi bu? Bir sürpriz mi oldu sizce? Elbette ki bu bizim açımızdan, Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri açısından beklenmedik bir durumdu. Tam da sizin söylediğiniz noktalarda işte bir yumuşama süreci, yeniden bir acaba Kürt barışı mümkün olur mu, bir çözüm süreci mümkün olur mu şeklinde bir yaygın bir şekilde bir toplumsal beklenti ile uyandığımız bir sabahta böyle bir şey gerçekten bizler açısından son derece büyük bir sürpriz oldu. Bu çok da bu barış fikrine yönelik çok da büyük bir tahribat yarattığını düşünüyorum bu uygulamanın. Çünkü yani karşımızdaki muhatap devlet hiçbir şekilde demokratik tahammülleri de bir kenara bırakarak son derece keyfi ve hukuk dışı uygulamalarla bir iradeyi yok sayma, bir irade gaspına tevessül etmiş durumda. Dolayısıyla son derece politik olarak da
gerginliğe yol açan bir karar. Bu konudaki köprüleri, bu konudaki yolları dinamitleyen bir karar olduğunu düşünüyorum bu kayınvatandaş meselesinin. Bu barış fikrinin umarım bu konuda yanılırız. Barış fikrinin umarım daha önce yapıldığı gibi dondurucuya koymazlar bu fikri. Çünkü toplumsal olarak tüm Türkiye'deki halkların ben bu fikre hazır olduğunu düşünüyorum. Barış fikrine hazır olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve sosyal kriz de aslında gittikçe derinleşiyor bu yönüyle. O açıdan bu krizi daha fazla derinleştiren bir uygulama oldu bu. Umarım, dileğimiz o ki bu uygulamadan bir an önce geri dönülmesi ve görevden alınan, açığa alınan belediye başkanlarının zaman geçirmeksizin görevlerine iade edilmesi. Bu belki bu yıkılan köprüleri yeniden onarma için bir vesile olabilir. Tabii Cihan Bey, bir de kayımlarla ilgili bir bölgenin bir hafızası var. Aslında bugün görevden alınan belediye başkanı, Diyarbakır Belediye Başkanı T24'te bir yayın yapmıştık. Ben yapmıştım o yayını ve kayımların kendilerine nasıl bir miras bitirdiğini biraz da gülerek, acı acı gülümseyerek anlatmıştı. O binalar, tuvaletler, yapılan harcamalar vesaire. Bugün göreve başlayan resmi kayım görevlileri şeffaf olacağız vesaire, bu türden açıklamalar yapıldı ama herhalde bölge halkı açısından bir kayım hafızası belleği de önemli bir faktör olsa gerek. Şüphesiz, yani bu konuda maalesef iyi bir miras bırakılmadı, iyi bir hafıza da bırakmadılar. Son derece hoyrat bir şekilde mevzuatı bile tanımadan ihaleler, satın almalar, idari işlemler imza attılar. Sadece Diyarbakır'da 3000'e yakın personel, işte bunların bir kısmı işçi, bir kısmı memur, bir kısmı üst düzey memur olmak üzere 3000'e yakın işçi kıyımı yapıldı, personel kıyımı yapıldı ve yeni atanan kayımın da ilk uygulaması açıkta olan, bakın dikkatinizi çekiyorum, açık, daha önceki kayım tarafından açığa alınan, ihraç edilen değil, açığa alınan ve HDP'li belediye döneminde iade edilen 28 kişiyi işten çıkarmak oldu. Dolayısıyla burada gerçekten bir hani iyi bir idarecilik, iyi bir yönetim perspektifinden ziyade bir inat var. Devlet adeta buradaki yurttaşla, buradaki siyasal iradeyle, buradaki seçmen iradesiyle inatlaşmış durumda. Ki bu, dediğim gibi, devlet politikaları, devlet aklı açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda tabii ki toplumun birçok kesiminden eleştiriler gelecek. Bazı kesimlerden buna övgü de gelecek. Bunun da farkındayız. Ama doğru olan son tahlilde şu: bir kez denediniz bu işi, o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış. Ama bir kez denediniz ve sonra seçime giderek yurttaşa bir kez daha sordunuz, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Yurttaş da çok açık bir şekilde siz yanlış yaptınız, sizin politikalarınızı, sizin hizmetlerinizi tasvip etmiyoruz, istemiyoruz dediler. Dolayısıyla bu konuda devletin inatlaşmaktan vazgeçmesi lazım. Peki son iki soru. Birincisi, bu son dediğiniz noktadan devam edeyim. Bu sabahtan beri olup bitene tabii ki tepkiler de var. Bölgede siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Gösteriler var, gösterilere müdahale var. HDP'den yapılan açıklamaların dışında CHP'den, Saadet Partisi'nden, AKP'nin muhaliflerinden, öyle diyelim, çeşitli şeylerden, kesimlerden tepkiler de var. Ne öngörüyorsunuz? Yani buradan geri adım atılması mümkün olabilir mi? Nasıl? Yani tabii bu konuda kesin bir şey söylemek son derece zor. Ama şu ana kadar, son özellikle darbe sonrasındaki oluşan devlet aklına baktığımızda sivil topluma kulaklarını kapatan, gözünü kapatan bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Bütün muhalif kesimleri çok basit gerekçelerle, hatta bunlara gerekçe bile diyemezsiniz. Yani sonuçta
siz muhalefet ettiğinizde bazı politik argümanlar kullanmak durumundasınız. Bu politik argümanlar çok basit bir şekilde terörize edilebiliyor. Bir kamplaşma, kutuplaştırma dili ve siyaseti hakim şu anda Türkiye'deki devlet aklına. Dolayısıyla doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok umutlu değilim. Ama elbette ki toplumun farklı kesimlerinden, farklı katmanlardan, farklı politik aktörlerden, politik partilerden bu konuda eleştiri gelmesi elbette ki önemli. 2016'daki sessizlik hali bu sefer gerçekleşmedi. Toplumun bütün, hemen sizin de bahsettiğiniz üzere, hemen bütün kesimlerinden bu uygulamaya ilişkin çeşitli dozlarda eleştiriler geldi. Bu uygulamanın yanlışlığını, bu konudaki iktidarın, yani şu an iktidarın bu uygulamadan vazgeçmesine umarım vesile olur. Dolayısıyla muhalefet cephesinin bu yönüyle bu konuda genişlemiş olmasını son derece önemli buluyorum. Sonuç değişmese bile bu Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kazanım olarak düşünüyorum. Ve son olarak biraz daha farklı bir konu. Gerçi artık bütün konularımız birbirine bağlandı ama adli yılın açılışında külliyeye gidilecek mi, gidilmeyecek mi, bunu günlerdir, uzunca bir süredir Türkiye tartışılıyor. Hukukçular gidecek mi, gitmeyecek mi? Siz gerçi bugünkü olayla bağlantılı değil, o şeyi biliyorum, açıklamanızı biliyorum. Dün karar aldınız sanırım ama sizin tutumunuz ne? Sizin Diyarbakır Barosu'nun bu konudaki tutumu ne? Onu özetlerseniz sevinirim. Yani bizim aslında bu konudaki fikrimiz belliydi. Yani bizim böyle bir davete katılmamız beklenemez. Biz bir hukuk örgütüyüz. Her koşulda ve her zaman hukukun, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda mücadele eden bir hukuk örgütüyüz. Dolayısıyla bizim böyle bir yargı ve yüksek yargı mensuplarının bir idareye ait, yürütmeye ait bir müştemilatta bir araya getirilmesi hiçbir koşulda ve şartta kabul edilemez bulduğumuz aslında herkes bilir. Bizim evet bu konudaki açıklamamız gecikmiş olabilir. Hatta bazı kişiler ya da bazı gruplar diyeyim, bizim açıkladığımız gitmeme kararını bugünkü kayyum atamasına bağlayan yorumları da oldu. Kesinlikle doğru değil. Doğru olsa elbette ki bunu da açık yüreklikle söyleme cesaretimiz var. Biz kararımızı dün oluşturduk yönetim kurulumuz ve delege meslektaşlarımla beraber. Daha önce kararlaştırdığımız üzere bugün deklare ettik saat 9-10 gibi. O açıdan bu konudaki spekülatif şeylere katılmıyoruz. Diyarbakır Barosu'nun bu konudaki tavrı her zaman net olmuştur. Bu konuda hiçbir tartışmanın içerisine girmeyi de doğru bulmadığımı da bu vesileyle belirtmek isterim. Peki siz sadece 2 Eylül'de külliyeye gitmiyoruz demekle kalmadınız. Bir de o tarihte 2 Eylül'de barolar buraya gelsin dediniz. Diyarbakır'a gelsin dediniz. Evet. Niye gelsin? Nedir bu çağrının amacı? Yani tabii biz bunu doğrusu yazdığımızda bu kayyum meselesi gündemde değildi. Dün bu çağrıyı, bu metini hazırladık. Bugün çok daha güçlü gerekçelerimiz oldu. Düne nazaran. Düne kadar gerekçelerimiz şuydu. Burası, bu coğrafya, Diyarbakır şehri çok ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldı. Bu şehirde Diyarbakır Barosu Başkanı insan hakları mücadelesi yürütürken yaşamını yitirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin politik durumu, şu anki politik durumu son derece kaotik bir halde. Hem bu konuda bağımsız bir yargı talebimizi, hem Tahir Elçi'ye adalet talebimizi buradan, Diyarbakır'dan Türkiye'ye aykıralım diye düşünmüştük. Bu gerekçelerimize bugün bir gerekçe daha, önemli bir gerekçe daha eklendi. Halkın iradesine kayyum atandı. Bu da bizim bu konudaki talebimizi daha da güçlendirdi. Dolayısıyla umuyorum ki Türkiye'deki barolar da, Türkiye'deki 79 baro da bu konudaki talebimize olumlu yanıt verecek.
Peki Cihan Bey, çok teşekkürler katıldığınız için, açıklamalarınız için. Ben Kolaylıklar teşekkür diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Bugünkü söyleşimizin konusu Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının görevden alınması yerine kayımların atanmasıydı. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'la bu konuyu konuştuk. Yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.